Bir anı, bir hikaye. Yıldız Sarayı'nda bir İngiliz casusu. Macar Yahudisi, 12 dil bilen Arminius Vanberry'yi İngilizler gözlerine kestirdiler ve Osmanlı padişahı ile efendim buluşturarak Osmanlı'nın siyasetini. Çünkü Abdülhamit Han kendinden önceki padişahlardan çok farklı olarak dedesi Mahmut Han'dan, babası Abdülmecit Han'dan, amcası Abdülaziz Han'dan ve abisi 5. Murat Han'dan çok farklı bir siyaset uyguluyordu. Milleti kaynaştırmaya çalışıyordu. Her ramaz vaktinde başka bir camiye gidip o cemaate iştirak ediyordu. Cemaatle namaz kılmaya dikkat ediyordu. Hocalarını inceliyor, şeyhlerini inceliyor, komutanlarla görüşüyor, komutanlara ayrı ziyafetler veriyor, sarayda onları anlamaya çalışıyor. Din adamlarına ve ilim adamlarına ayrı bir ziyafet veriyor, onları anlamaya çalışıyor. İmam efendilere ayrı bir ziyafet veriyor, onları anlamaya çalışıyor. Tabii ki siz doktora hastalığınızın alametlerini söylemezseniz Doktor teşhis koyamaz. E şimdi bu hasta da yani vatandaşın hali de e, gelip de derdini söyleyecek bir pozisyon değil. Bu sefer doktor hastanın ayağına gidiyor. Bakıyor, cık, öksürüyor bu, kuru kuru öksürüyor. Ha, kilo da kaybetmiş. Hmm. Ona ona sormadan kendine göre bir teşhis koyuyor icabına birkaç kelimede konuşarak işte bu ziyafetler oydu. Onları yoklamaydı. Bir şeyler sormak suretiyle diyor ki ha bu problemi ben böyle çözerim. Birdenbire milleti ölü toprağa serpilmiş gibi olan milleti bir Abdülaziz Han'ın bileklerinden kesilip şehit edilmesinin şahidi olan milleti tekrar toparlayıp devletiyle barıştıran adaptır bir asrın adamıdır Abdülhamit Han. Hatta asırların adamıdır. İngiliz bu işin kurdu. Bunun için böyle bir Macar Yahudisini tuttu, gönderdi. O da geldi. İstanbul'a üçüncü defa geldi ve padişahla tehdit yolu görüştükten sonra açık açık tehdit cümlelerini ama şöyle de bir ihtimal olamaz mı padişahım diyerek yani tehdidin üstünü acık böyle kibarca paketledi örttü. Ama bu tehditti. Yani İngiltere böyle böyle düşünüyor diyerek Mısır meselesini sineye çekmesini İstanbul Boğazı'nı derhal müstahkem mevki olarak teşkilatlandırmasını ve Doğu Anadolu'da da ıslahat yapmasını Abdülhamit Han'a üç ana başlık altında kabul ettirmeye çalıştı. Abdülhamit Han üçünde de bildiğinden başkasına gitmedi. Rapora devam ediyoruz. Abdülhamit Han'ın konuşmalarından da açıkça belli ki diyor, Alman İmparatorluğu'nun ziyareti onun cesaretini artırdı. Türkiye ile Almanya arasında herhangi bir siyasi anlaşma imzalandığını sanmıyorum. Böyle bir alamet göremedim diyor. E tabi bu casus geliyor ama bu. bu ana casus. Bir de yavru casuslar var İstanbul'da yerleşmiş. Bunlar da devamlı buna haber akıtıyorlar. Şu paşayla da görüşün. Padişah şunu yaptıydı, bunu da bir gündeme getirebilirsiniz falan diye. Onlar da hep antrene ediyorlar adama. Eğitim veriyorlar. Fakat anlaşma imzaladığını sanmıyorum. Fakat padişah bu hadiseye yani 2. Wilhelm'in Osmanlı başkentini ziyaretine çok önem vermekle ve imparatorun Bulgaristan meselesinde gösterdiği ince ve ılımlı politikadan dolayı kendisini tebrik, tebrik etmesinden de ümitlenerek Avrupa barışının devamının kendi hareketine bağlı olduğuna inanmaya başladı. Ha dedi Avrupa'daki barış Abdülhamit Han böyle düşündü diyor. Avrupa'daki barış artık bu barışın şeyi ipleri benim elimde diyor Abdülhamit Han. Bu barışın ipleri benim elimde. Yani ben bu barışın sağlanmasını istersem sağlanır. Sağlanmasını istemezsem sağlanmaz şeklinde bir kanaatı var padişahın diyor. Kesin tarafsızlık siyaseti ile iftihar ediyor. Ben hiçbir tarafa meyletmedim diyor. Evet Wilhelm de geliyor ama onlara da meyletmedim. Kesin tarafsızım diyor. Ve böyle kalabildiğim için de mutluyum diyor. Yabancılara karşı sempati ve antipatisini çok başarılı şekilde sultan gizleyebiliyor. Evet okuyamıyorsunuz. Hareketlerinden okuyamıyorsunuz. Mimiklerinden okuyamıyorsunuz. Bakışından okuyamıyorsunuz. El hareketinden, fesili düzeltmesinden okuyamıyorsunuz. Elimde kesin deliller olduğu için padişahın Rusya düşmanlığından ve korkusundan asla kuşku duymam. Ben inanıyorum ki diyor casus. İngiltere'de ferahlatıyor biraz. Padişah Rusya'ya düşman, kesin kes düşman. Bu diğer Avrupa devletleri için pek söylenemez. Bazılarına daha fazla meyli olduğunu, o da teknolojide gelişen Almanya'ya biraz daha Abdülhamit Han'ın gönülden meylettiğinin alametlerinde görüyor bu adam. Çünkü padişah onlara karşı ne açık bir sevgi Avrupa'dakilere karşı ne de nefret beslediğinin alametini sergiler diyor. Hiç kimse sergilemez. Aa öyle mi ya Almanlar çok iyi insanlar. demez veya Almanlar mı aman kardeşim ya gözüm görmesin. demez. Almanya'nın askeri gücüyle büyülendiği ve bu ülkenin Türkiye aleyhinde kesin siyasi projeleri olmadığını sandığı için Alman maddi çıkarlarına dönük olarak her türlü ihsandan kaçınmamaktadır. Yani Almanya'ya çıkar sağlayacak şeylerde ihaleler şunlar bunlar demir yolları ihalesini falan niye Almanlara verdi? Almanları ekonomik bakımdan desteklemek için. Niye verdi bunu? Çünkü diyor Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği için devlete zarar verecek bir planları yoktur diyor. Öyle inanıyor. Ama İngiliz zerresi kalmasın Osmanlı İmparatorluğu paramparça olsun. Hatta o parçalar da paramparça olsun. Un ufak olsun istiyor diye düşünüyor. Fransa dahi kapitülasyonlarla hayata döndürülmüş olan suni teneffüs yoluyla Karını Sultan Süleyman Han'ın zamanında efendim hayata döndürmüş olan Fransa dahi bir şükran-ı nimet tutumu içinde olması lazımken maalesef küfran-ı nimete dönüşmüştür. Tutumlarıyla, hareketleriyle, siyasetleriyle İngiliz'in hep güdüm suyuna, güdümen suyuna gitmiş, güdümüne düşmüş, kuyruğunun altından ayrılmamıştır diye de bunu bendeniz ilave ediyorum. Evet. Gerçekten de şu anda Türkiye'de Almanlar levaştadır. Beyoğlu'nda Alman dükkanları dolu o sıra efendim. Alman mağazaları var. Alman kitapçıları var. Alman esnaf var yani. Alman kuyumcuları, saatçileri var. Avusturya'dan kuşkulanıyor. Ve her hareketini dikkatle takip ediyor. Çünkü Avusturya'nın dini fanatikliği, yani din adına yapmayacağı şey olmadığını çok iyi biliyor. Dini fanatik olduğunu ve din adına harekete geçerse aman şunu da yapmayayım ayıp olur, şu da dünyaya zarar verir demeyecek kadar da acımasızdır diyor. Öyle mi? Şu anda evet, aynen öyle devam ediyor. Değişmiş bir şey yok. Evet. Efendim 47. bölümü de burada bitirdik. 48. bölümde inşallah buluşmak üzere. Bir anı bir hikaye.